Aferin sana Maitri. Eğer tatlıyı süsleme işin bittiyse... ...yemeğe biraz daha acı kat. Olur mu? Peki. Dur. Bu kadar çok mu? Neden bu kadar acı koyuyorsun anlamadım. Biraz da cazibenden kat. Öyle daha lezzetli olur. Maitri! Yemek hazırsa getirip sofrayı kurun artık hadi. Tamam peki amca. Hemen getiriyorum. Maitri, git de tatlıyı getir bakalım. Bugün büyük gün ne de olsa. Kocan hayatında ilk defa kendi başına para kazandı biliyorsun. Bugün bizim koyun sandığımız Maitri birdenbire gerçek bir kurt olduğunu gösterdi. Öyle değil mi? Neden ağlıyorsun? Sen zaten timsah gözyaşları akıtmayı çok iyi bilirsin. Hayır anne. Aslında sizden hiçbir şey saklamak istememiştim. Düşündüm ki eğer sonuç iyi olursa önceden bilmemeniz sorun olmaz. Abim yüzünden. O adamın gölgesinden bile nefret ediyorum. Benim oğluma sadaka veriyor demek. Bunun beni etkilemeyeceğini mi düşündün? O adam. Sümer'in bu evden kovulmamasının tek sebebi o. Şimdi de kalkmış büyük oğluma para veriyor. Ve bunu önemsemeyeceğimi düşünüyor öyle mi? Ama anne, Sümer'in yaptığı şey gerçekten de çok yanlıştı. Öyle mi? Kocan hayatında ilk defa para kazandı diye bana meydan mı okuyorsun? Sen ne cüretle cevap verirsin bana? Kendini ne sanıyorsun? Ben senin kayınvalidenim. Hayır anne. Öyle demek istememiştim. Sus! Daha fazla konuşayım deme. Yoksa sana haddini bildiririm. Bu onun suçu değil ki. Neden kızıyorsun ona? Sen kim oluyorsun da araya giriyorsun? Ben gelinimle kadın kadına konuşuyorum. Hayır. Şunu bil ki şu anda evin büyüğüyle konuşuyorsun. Evet. Evet abi. Sen öyle kötü bir amcasın ki oğluma para vererek onu satın almaya çalışıyorsun. Söyle bana. Kendi oğlunu bile kontrol edebilmekten acizken benim oğluma akıl vermeye çalışman, ona hayatı öğretmen tuhaf değil mi? Mohini, neden bu kadar korkuyorsun? Bundan böyle oğlunu kontrol edemeyeceğini mi düşünüyorsun yoksa? Bak işte. Sonunda ağzındaki baklayı çıkartıverdi. Demek onu kontrol etmek istiyorsun. Ama Mohini nasıl böyle konuşursun? Böyle bir şeyi ben neden isteyeyim? Artık neden böyle bir şey yaptığını daha iyi anladım. Seninle tartıştığımız o günü daha dün gibi hatırlıyorum. Benimle kavga ederken bir gün çocuklarının bu evi yöneteceğini... ...benim çocuklarımın da onların hizmetçisi olacağını söylemiştin. İşte bu yüzden. Bu yüzden oğlumu kontrol etmek istiyorsun. Tam da bu sebeple beni kendi oğullarımdan ayırmak istiyorsun, öyle değil mi? Madem genç akrabalarına yol göstermeyi bu kadar çok istiyordun... ...o zaman kendi çocuklarına yol gösterseydin ya. Senin oğlun. Senin oğlun zorla bu eve geldi ve yerleşti. O kızı evliliğe zorladı. Onunla evlenmek için her şeyi yaptı. O zaman bir şey yaptın mı? O sırada ölüm döşeğindeydin. Ama ya sonra? Eline yaşamak için ikinci bir fırsat geçtiğinde ne yaptın söyle bana. Hiç kimseye bir şey sormadan. İkisinin evlenmesine izin ver. Ve böylece parayı da aranızda bölüştünüz.
Sen kendi oğlunu bile kontrol edemedin. Ne oğlu, karını bile zapt edemedin. Mohini. Yeter artık. Tek kelime daha konuşma. Hemen abimden özür dilerim. Sana özür dile dedim. Gerek yok Tanver. Hayır abi. Eğer bugün beni durdurmaya kalkarsan bir daha ömür boyu seninle konuşmam bilmiyorum. Hemen abimden özür dile. Özür dilerim abi. Ben hiç kimse üzerinde hak iddia etmeye çalışmıyorum. Ama doğru söylüyorsun. Zamanında karıma bile sözümü geçiremedim. Aslında ben hayatımın bu evresinde biraz da olsa hatalarımdan arınmak istiyorum. Oğlunu elinden nasıl çalabilirim ki ben? Onun annesi sensin. Hep birlikte bir aile olarak bu kocaman evde yaşıyoruz. Ben sadece ailenin en büyük üyesi olarak üzerime düşeni yapıyorum. Zaten yapmam gereken her şeyi yaptım Mohini. Ve şimdi sıra sende. Abi. Yemek hazır, oturalım. Maitri. Maitri? Evet. İyi misin sen? Evet. Aslında sana söylemeyi unuttum. Rudra ile Parvati'ye vermek istediğim hediyeler var. Sen verir misin? Biliyorsun Rudra ile konuşmuyoruz da. Sen versen daha iyi olur. Hem ne aldım merak ettim. Parvati'ye Hint hurması. Rudra'ya da bir yıl yetecek kadar şeker. Herhalde benden de böyle bir hediye beklerdi değil mi? Bunu beni güldürmek için söyledin değil mi? Ne oldu? Maitri, o hediyeleri almakla hata etmişim gibi bir hisse kapıldım. Neden? Neden öyle diyorsun? Dinle. Diğer aile üyeleri yeni işini elbet öğreneceklerdi, öyle değil mi? Bugün öğrendiler. Geçti gitti, dert etme. Güzel olacak. Bugün değilse elbet yarın ya da daha sonra. Annen de başarılarınla gurur duyacaktır. Bundan eminim ben. Yanımdasın değil mi? Türkiye'de erken su.